İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh şehiden vefat etti. Ahmet Mekki Efendi alim ve evliyadan, dini öğretmek için çalıştı hiç durmadan. Bıkmadan ders okuttu, verdi vaaz-ü nasihat, hep bu yolda çalışıp şehiden etti vefat. Çünkü o hiç durmayıp hiç de dinlenmeyerek hizmet etti İslam'a, insan yetiştirerek. Yoktu bir düşüncesi ders okutmaktan başka. Şehit olmasının da sebebi buydu başta. Dünyalık hiçbir şeyi etmedi asla talep. Ahirete dönüktü kalbi ve ruhuyla hep. Bir terzisi var idi, Habil Efendi diye. Bir elbise diktirdi bir defa bu terziye. O, son elbisesiymiş meğerse bu velinin. Terzi dedi, efendim, güle güle giyinin. Buyurdu ki, bakalım bu elbiseyi giymek ne kadar nasip olur, ömrümüz kalmadı pek. Ben dahi yanındaydım, işittim bunu bizzat. Ondan sonra çok zaman geçmeden etti vefat. Sanki o biliyordu vefat edeceğini, verirdi ara ara bunun işaretini. Henüz vefat etmeden bir hafta evvelinden, bir banyo almasını söylediler evinden. Buyurdu ki, lüzum yok, banyo kalsın bu sefer. Zira beni yakında gasleder Ali Sezer. Ali Sezer adında vardı bir talebesi. En çok onun olmuştu ondan istifaresi. Bu sözü üzerinden bir hafta geçti zaman, Ahmet Mekki Efendi göç etti bu dünyadan. Vefatına bir hafta kalmıştı ki, o yine bildirdi bu hususu çok sevdiği birine. Daha da yakınlaşınca vefatı bu velinin, dedi, hasta olursam hiç doktor getirmeyin. Ve bir gün yapıyorken sabah kahvaltısını, birdenbire elinden düşürdü bardağını. Kalkıp elbisesini giymek istedi. Fakat 2-3 saat sonra eyledi Hakk'a vuslat. Kan sızdı uzun müddet ağzından dışarıya. Bu, şehit olduğunun işaretiydi zira. O vefat ettiğinde başka bir evliya zat, dedi, dinin direği yıkıldı bugün heyhat. Öyle tesir etti ki vefatı bu fakire, sanki yetim kalmıştım o anda birdenbire. Ömrümde böyle acı ve keder görmemiştim. İstanbul başımıza yıkıldı zannetmiştim. Bir alimin ölümü, ölümüdür alemin. Yüceltsin makamını onun, Rabbil alemin. Ya Rabbi, Ahmet Mekki Efendi hürmetine, kavuştur cümlemizi yüksek şefaatine. Resulullah'ın torunu, Seyyid-i Lütfullah'ın oğlu, arvasilerin göz nuru,
Sıbgatullahil arvasi, arvasilerin göz nuru. Sıbgatullahil arvasi, o yarvasi, can arvasi. Gavsul azam sen arvasi, gönüllerimizin şahi. Sıbgatullahil arvasi, o yarvasi, can arvasi. Gavsul azam sen arvasi, gönüllerimizin şahi. Sıbgatullahil arvasi, solunda yatıyor yâri. Evladi Rasulullah'tır, çok severdi Gavsul amı. Seyyid-i Sulhaddin Ervasi, çok severdi Gavsul amı. Seyyid-i Sulhaddin Ervasi, o yarvasi, can arvasi. Gavsul azam sen arvasi, gönüllerimizin şahi. Sıbgatullahil arvasi, o yarvasi, can arvasi. Gavsul azam sen arvasi, gönüllerimizin şahi. Sıbgatullahil arvasi, üstad-ı Seyyid Taha'ydı. Çok severdi Gavsul amı. Dervişlerin baş tacıydı. Sıbgatullahil arvasi, dervişlerin baş tacıydı. Sıbgatullahil arvasi, o yarvasi, can arvasi. Gavsul azam sen arvasi, gönüllerimizin şahi. Sıbgatullahil arvasi, o yarvasi, can arvasi. Gavsul azam sen arvasi, gönüllerimizin şahi. Sıbgatullahil arvasi. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, evlenmekten maksat. Peygamber Efendimiz
iki Müslüman Allah rızası için bir araya gelse, şeytan uzakta bekler, yanlarına yaklaşamaz buyuruyor. Saliha bir hanımla evlenince de, iki Müslüman bir araya gelmiş olur, şeytan aralarına giremez. İkisi iyi geçindiği müddetçe iblis zarar veremez. Ama bir hırgür çıkarsa, Allah muhafaza etsin şeytan gelir, hem bir tane değil birçoğu üşüşür, aralarını bozar. Zaten içimizde olan nefis de bu durumu fırsat bilip elinden geleni yapar. Evlenecek kardeşlerimize çok önemli bir tavsiyemiz var. Evlenecek kimsenin çok korkması gereken şey kul hakkıdır. Gelen hanım hizmetçi değildir, Allah'ın bir kuludur. Ahirette en zor hesap kul hakkından verilecektir. Onlar esir, köle değildir. Kıymetini bilen için sultandır. İslamiyet'in dışına çıkarsa kocasına da günah yazılır. Evlenmekten maksat bir Müslüman hanımı kurtarmak ve onu hak yolda muhafaza etmektir. Bunu başarabilen kimse çok kıymetli insandır. Başını örten, namazını kılan, eşine itaat eden hanım, cennet nimetinin ta kendisidir. Kadın ahirette üç şeyden sorguya çekilir. 1- Dine uygun örtündün mü? 2- Namazını istenilen şekilde kıldın mı? 3- Eşine itaat ettin mi? Ama erkeğin durumu öyle değildir. Eve getireceği rızıktan ve kadının hal ve hareketinden de mutlaka sorulacaktır. Mesuliyeti büyüktür. Kadının günaha girmesi, Allah muhafaza etsin, kocasının bütün ibadetlerinin sevabını yok eder. Çünkü kötülük daima iyiliğe hakimdir. Erkek, yuvasında İslamiyet'i muhafaza etmek için her fedakarlığı yapmalı, her sıkıntıya katlanmalı, her tedbiri de almalıdır. Evde Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları mutlaka okunmalıdır. Peygamber Efendimiz, evlenen ve evlendiren Allah'ın dostudur buyuruyor. Dinimize uygun şekilde, uygun yerlerde evlenenler ne şanslıdır. Ya dinimize uygun olmayan şekilde, haram işleyerek, uygun olmayan yerlerde evlenselerdi? O yuvadan hayır gelir miydi? Büyükler, ke'ennel harame narun, haram ateştir buyuruyor. Ke'enne demek, hemen hemen manasındadır. Büyüklerin hemen hemen demesi, tahmin, zan değildir. Onların zanları kesinlik ifade eder. O büyükler, kibir gibi görülmesin diye zannediyorum derler. Netice, haram mutlak ateştir. Bu ateşe düşen yanar, mahvolur. Ateşin içinde olan nasıl mutlu olabilir? Peygamber Efendimiz, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanların kötüsü insanlara zararlı olandır buyuruyor. Günahlar iki kısımdır. Birincisi, Allahü Teala ile kul arasındaki günahlardır. Diğeri ise kullar arasındaki günahlardır. Yani kul hakkıdır. İmam Rabbani Hazretleri, bir müminin üzerinde azıcık kul hakkı olsa, bu kul hakkından kurtulmadıkça, helalleşmedikçe bütün peygamberlerin ibadetlerini yapsa cennete giremez buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimleri kul hakkına riayet edemeyecek olan evlenmemeli buyuruyor. Evlenecekse bilsin ki evlendiği hanım Allahü Teala'nın kuludur. Kul hakkı geçmemesi için karşısındakinden fedakarlık beklemek yerine kendi fedakarlık göstermelidir. Onun için insan önce kendinden vermelidir. Kendinden vermedikten sonra başkasından bir şey beklemek veya istemek uygun değildir. İşte bunlar evlenen Müslümanlara vasiyettir, nasihattir. Bunlar evlenecek olanların kulaklarına küpe olmalıdır. Kurtulmak veya felakete düşmek bu karara bağlıdır. Kadın Allah'ın kuludur. Köle, esir değildir. O bir Müslümandır. Başını örtüyor, namazını kılıyorsa, cennetten dünyaya inen bir nimettir. Bir zat bir sohbetinde Saliha hanıma dünya işleri için laf söylenmez deyince, oradaki biri şaşırır. Efendim bir şey söylememek mümkün müdür diye sorar. O zat buyurur ki, mümkün olmasa bu söylenmez. Yapmadığı şeyi söylemenin vebali vardır. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen sen yapmadığın şeyi karşındakine nasıl söylersin buyuruyor. Biz çok iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Neden?
Müslümanlığı yaşadığımız için. Hanım da Müslümanlığı yaşıyor, ben de. O da kul hakkını biliyor, ben de. O da kendine ait vazifeleri biliyor, ben de. Ne kaldı geriye? Zaten edep haddini bilmektir. O da haddini biliyor, ben de haddimi biliyorum. Sınır tecavüzü yok. Sınır tecavüzü olmazsa her taraf güllük gülistanlık olur. Hazreti Ali, iyi geçim olan ev cennettir, kötü geçim olan ev cehennemdir buyuruyor. Nefsin isteklerini yapmak için hayatımızı cehenneme çevirmek, akıllı kimsenin yapacağı iş değildir. Dine aykırı iş yaparak, kul hakkına girerek dünyasını cehenneme çeviren kimse, ahiretini de kaybetmiş olur. Hayatım Roman. Teyzenin Oğlu. Afyon'da çam ağaçları arasında şehri tepeden gören küçük bir dairede oturuyorduk. Apartmandaki ailelerle çok iyi anlaşıyorduk. Hepsi temiz, dindar, saygı ve sevgi dolu insanlardı. Bir gün kapım çalındı. Ah, sen miydin komşu? Benim, nasılsın Hacer abla? Bak iyi. Sensiz boğazımdan geçmedi, sana kek getirdim. Aa canım, niye zahmet ettin? Zahmet olur mu abla, afiyet olsun. Gelsene içeri, gel gel. Yok Hacer abla, sağ olasın, gelemeyeceğim. Evden taşınıyoruz, hazırlık yapmam lazım. Ciddi misin? Nereden çıktı bu şimdi? Ev sahibimiz gelecekmiş, sorma. Ah tatlım, inan ki çok üzüldüm. Ay böyle karşı karşıya ne kadar iyiydik. Ne yapalım Hacer abla? Sağlık olsun. Ay. Ocakta çocuğa süt koymuştum, hay Allah. Hadi görüşürüz Hacer abla. Oldu canım, hadi güle güle. On beş gün içinde gerçekten komşumuz taşındı. Demek ev sahibi gelecekti. Acaba nasıl biriydi? Doğrusu fazla merak etmedim. Çünkü üç gün geçmeden yeni komşumla tanıştım. Beyimi yolcu ettikten az sonraydı. Kapıda yaşlı bir hanım belirdi. Beni görünce işaret etti. Evladım, bakar mısın? Buyurun teyze. Bu dairede mi oturuyorsunuz? Evet. Ah, yoksa siz... Evet, evet. Ben karşınızdaki daireye taşınacağım. Aha, öyle mi? Çok memnun oldum. Yalnız ne endişem var bilir misin kızım? Hayırdır teyze? Sizleri rahatsız etmekten çekiniyorum. Ha, o nasıl söz teyze? Neden? Benim hasta bir oğlum var. Sizlerin huzurunu bozacak diye çok korkuyorum evladım. Ne münasebet teyzeciğim. Kendi evinize gelmeyip de kimin evine gideceksiniz? Hem merak etmeyin, biz size yardımcı oluruz. Ne güzel konuşuyorsun kızım. Allah senden razı olsun. Sizden de teyzeciğim. Aradan 15 gün geçmişti ki teyze eşyalarıyla birlikte çıka geldi. Fakat kendisiyle birlikte bir bela getirdiğini nereden bilebilirdik? Bize durumunu açıklamak zorunda kalmıştı. Kızım yanlış anlamayın ama oğlum çok içki içiyor. Sarhoş olunca da bana olmadık eziyet ediyor. Ya vah yazık. Eğer böyle bir zamanda sizden yardım istersem... Bana yardım eder misiniz? Bilmem. Yani tabii neden olmasın? Komşuyuz. Ah, sağ ol kızım, sağ ol. Çok iyisin. Eyvah, demek oğlu Ayyaş. Beyim mesleği gereği ara sıra evde bulunmazdı. O zaman nasıl yardım ederdim? Bir gün beyim işe gittiği gece korktuğumda başıma geldi.
İmdat! Yardım edin ne olur. Yetişin komşular, imdat! Ay, ne oluyor? Yok oğlum, yok. Kalmadı param, yok diyorum sana. Paran yok da beni niye çağırdın ha? Ben oğlum muyum? Sıkma boğazını. Dur, ne oluyor? Aman Allah'ım, beyim de evde yok. Ya çocuklarım uyanırsa bağırışmaya? Ha, telefon. Ha, 155 polis imdata telefon etmeliyim. Allah'ım, elim ayağım titriyor. Alo, polis imdat mı? Evet, buyurun hanımefendi. Polis bey, karşı dairede yaşlı bir teyze var. Sarhoş oğlu öldürüyor onu. Ne olur yardım edin. Tamam hanımefendi. Adresinizi yazdınız. Peki, peki. Aman Allah'ım, ne çabuk da geldiler. Lambayı yakmadan perde arasından bir bakayım. Bir araba dolusu polis. İşte apartmana giriyorlar. Tamam, yaşlı teyze kurtuldu. Ne var? Siz buyurun. Hakkınızda şikayet ver. Karakola kadar bizimle geleceksiniz. Ama polis bey. Yürüyün hadi, yürüyün. Evet oğlum, içip içip beni para için dövüyor. Bir gün öldürecek beni. Tamam teyze, tamam, merak etmeyin. Bundan sonra yapamayacak. Hadi yürüyün bakalım. Ama ben. Hadi. Polisler o huzur bozucu genci alıp götürdüler. Ama az sonra korkmaya başladım. Bu adam polise benim haber verdiğimi öğrenirse bize de bir kötülük yapmak isterdi. O zaman ben ne yapardım? Ertesi sabah eve gelen beyime kahvaltıda her şeyi anlattım. Bir an önce uyumak istiyorum. Ama bey, Yasemin evde olmadığı zamana denk gelirse felaket olmaz mı? İyi de ne yapalım yani? Bir sarhoş yüzünden apartmanı mı terk edelim? Gerekirse evet. Çoluk çocuğum var, çok korkuyorum. Eğer o kadının feryatlarını duysan hak verirdin. Allah Allah. Ne günlere kaldık yahu. Şimdi bir sarhoş yüzünden evimizi terk edeceğiz, öyle mi? Öyle. Ne olur yalvarırım, gidelim buradan, gidelim. Hemen mi canım? Hemen, hemen. Tamam tamam, bakarız. Hele biraz uyuyup kendime geleyim, tamam mı? Bakarız, bakarız. Ah, işte böyle. Bela geliyorum demiyordu. Israrlarım neticesinde evi satmaya karar verdik. Ucuz pahalı demeden evimizi satıp başka bir yere taşındık. Yalnızca biz mi? Nerede? Bizim peşimizden huzur isteyen komşular da birer birer apartmanı terk etmeye başlamışlar. Çok kısa bir zamanda apartmanın çil yavrusu gibi dağıldığını öğrendim. Çok sevdiğim mahallem gözümü yumdukça karşıma geliyordu. Ama hemen karışarak o sarhoş genç de elinde bir şişeyle karşıma dikiliveriyordu. Bir gün bayram ziyaretine gittiğimde eski komşumla konuştum. Aa, sahi o sarhoş gence ne oldu Suzan? Hangisi, şu eski apartmandaki mi? Hani bizim karşı dairedeydiler. Ya sorma abla, o kadının başına neler geldi neler, sorma. Yoksa öldürdü mü oğlu? Yo, hayır hayır. Daha dün, evet evet, bayramın birinci günü alkol komasına girmiş, alıp götürdüler. Vah vah vah. Ah, yazık o kadıncağıza. Sorma ya. Kurtulamaz, ölür diye ağlıyor kadıncağız. Kolay mı? Anne yüreği. Anacığım, müsaade edersen ben de yavaş yavaş kalkayım. Ama çok özlemiştik. Daha yeni geldin. Peki, neyse sen bilirsin Hacer abla. Ayağına sağlık, özletme. Oldu canım, inşallah görüşürüz yine. Güle güle. Daha sonra duydum ki alkol komasından çıkamayan genç ölmüştü. Ah, o teyzenin hali yürekler acısıydı. Çok üzüldüm. Ne var ki kötü huylu bir insan koca bir apartmanı, hatta bazen bir mahalleyi huzursuz edebiliyordu.
İbni Umar senden vefayı yalan dünya değilmişim. Hak peygamber Mustafa'yı kimisinin alan eden, kimisinin sonunda uryan eden soyan dünya kasteden halkın özüne toprağı gaflet ehlini yüzüne İşin gücün daim yalan, çok kişiden arda kalan, çok zaman boşalan dolan yalan dünya değil misin? Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam bazı dinleyicilerimizin soruları var. Bir dinleyicimiz diyor ki ehli sünnet olduğunu söyleyen bir takım kişilerin
sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar olduğunu görüyoruz. Genelde bayanlardan bahsediyor herhalde. Ve bunlar bazı şeyleri işte ibretlik olsun diye paylaştıklarını falan söylüyorlarmış. Yani başkaları ibret alsın diye. Ama normalde uygunsuz şeyler demek ki. Bunlar uygun olur mu diye soruyor. Yani bu maksatla başkaları ders alsın diye. Şimdi bir söz vardır, kitaplarda yazar. Küpte misal olmaz diye. Suyu misal emsal değildir. Değildir. Suyu misal emsal değildir. Ama efendim işte falan. O bir yerde propagandasını yapıyorsun. Duyurmayan şeyi duyurmuş oluyorsun. Ve teşvik ediyorsun. Halbuki onun üzerine örtmek, başkasına ulaşmasına mani olman gerekir. Başkasına ulaşmasına mani olman gerekir. Yanlış mı yapılıyor? Yanlış yapılıyor. Efendim bunu oku da ibret al. Evet, ibret alır. Alır, tesir altında kalır, itikadı bozulur. Ne yapacaksın o zaman sen? Birisinin itikadını bozdun. İtikadın bozulmasına sebep oldun. Yanlış yola gitmesine sebep oldun. Ahlaksız olmasına sebep oldun. Onun için de efendim işte böyle kötü şeyleri de okuyup da ibret almak gerekir falan filan diye. Bir zamanlar böyle emekli bir din görevlisiydi. Saatçı dükkanı vardı. Ya emekli değildi daha işte emekli sırasında falan. Gittim de bakın böyle magazin gazetelerini almış. Onlara bakarken içeri girince benden utandı. Sonra müdafaya geçti. Dedim utanmana gerek yok. Yani ben de senin gibi kulum. Yarın ahirette seni de beni hesaba çekecek Cenab-ı Hak. Onu müdafaya kalktı. Bizim dedi işte bir hocamız vardı dedi. Bana dedi ki dedi bir gün dedi bize anlattı dedi. İşte böyle magazin gazetelerine bakıyormuş hocaları da. O vaazları ben nereden hazırlıyorum? Eyvah dedim, magazin gazeteleri. Magazin gazetelerinden vaazları hazırlıyorsa hafı yuttuk dedim ya. Hafı yuttuk. Onun için yani insan bir şeye baktığı zaman mutlaka onun zulmeti onun üzerine çöker. Seyyid Abdülhakim Arbahsi Hazretleri ki Eyüp Sultan'da o mezarlığın yukarıda orada bir dergah var. O dergahdaki camide Kaşgari dergahı. Ve evi de oradaydı. Bir gün bu İstanbul valiliğinin vilayetin karşısı deniyor. Babali yokuşu. İşte Eminönü'nden yukarıya doğru çıkılan. Oradan çıkarken o Babali yokuşundan bakın kendisi Eyüp'te oturuyor. Burası da Eminönü. O zamanki şartları düşünecek olsan yayan gitmeye kalsa bir saatten önce varamaz. Değil mi? Evet. Zor bir saatten önce. Zor. Hele yaş ilerleyince bir saat falan yetmez. Genç olursa belki. Orada bir kitap evinin önünden geçerken şöyle rafa bakmış. Eyüp'e gitmişler. Orada talebelerini anlatırken bugün buyurmuşlar. İşte şeyde Eminönü'de o Babali yokuşundaki bir kitapçıda bir kitap gördüm. Kitabın ismini okudum. Onun zulmetini daha atamadım. Ya. Bir de kendileri yani. Evet. Zulmetini atamadım. Dolayısıyla bizim yazdığımız veyahut da yazdıklarımızı okuduğumuz ondan sonra gazetedir, dergidir bunlara baktığımız zaman veyahut da sözlü olarak anlatılanları dinlediğimiz zaman bu bizim kalbimize nüfuz eder. Efendim bana hiç tesir olmaz. Hani benim beynimin etrafında çelik kalkanlar var, kalbimin etrafında çelik kalkanlar var falan, girmez çıkmaz falan, hepsi hikaye. Yok o. Öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey söz konusu. Hem öyle bir aldatır ki, hem öyle bir kandırır ki, hem öyle bir nüfuz eder ki, Allah-u Teala korusun, bir bakmışsın ki imandan çıkmışsın gitmişsin. Ahlaksız, hayasız birisi olmuşsundur. Bu garantisi yok. Onun için böyle yazıları buralarda paylaşmak, başkasına göndermek çok büyük vebaldir. Ahirette de aynı şekilde bu vebalin altından kalkması çok güçtür. Bir başka dinleyicimiz diyor ki ailem din konusunda pek gayretli değil. Mesela annem Tam İlmihal ve diğer kitaplarımızı okuduğum zaman yeter okudun artık müftü mü olacaksın diyor, bana karşı çıkıyor. Bir hanım dinleyicimiz bu. İslam ve toplumu dinlediğimde de kapattırıyor. Gizli okumaya dinlemeye gayret ediyorum ama bazen nefsime zulmete yenik düşüyor, kitaplardan uzak kalıyorum. Büyüklerimizi tanımadan evvel bu kitapları, tavsiye ettiğiniz kitapları okumadan evvel üniversite okumuştum. Annem çalışmadığım için de çok kızgın bana. Hem üniversite okudun hem de çalışmıyorsun diyormuş.
Evlenme seçeneğini de hiç düşünmüyorum, istemiyorum. Anne babamın geçimsizliğinden evliliği kabus olarak görüyorum. Dinleyicimiz hem dua istiyor, hem de diyor ki nefisle mücadele konusunda diyor, bana neler tavsiye edersiniz gibi şeyleri var. Ya estağfurullah. Durumu zor bir durum tabii. Zor bir durum. Allah'a tole yar ve yardımcısı olsun. Sabrederse Cenab-ı Hak hayırlı kimseler karşısına mutlaka çıkartır. Mutlaka çıkartır. Tamamen kapanıp şey yapmamak gerekir efendim. Ben küstüm, aynı şekilde iyi kimse de kalmadı, iyilerle de görüşemiyorum düşüncesi yanlış. Kıyamete kadar iyiler olacak, ha, azalara ama mutlaka olacak. Bu olmayacak anlamına gelmez. Kötüler çoğunlukta olacak, onun için kötülük çok olacak deniyor. Daha önce iyiler çoktu, iyilik hakimdi. Kötüler yok demek değildi. Mektubatı okumak ihlası artırır, insanı dünyadan soğutur. Nefsin tanınması veyahut onunla mücadele için fıkıh bilgileri, ilmihal bilgileri. Yani farz, vacip, sünnet, müstahap. Bunları öğreneceğiz, bunları yapmaya çalışacağız. Haramlar, mekruhlar, bunları öğreneceğiz. Müfsitler öğreneceğiz, bunlardan sakınacağız. Haramlardan, mekruhlardan, müfsitlerden sakınmak nefsi ezer. Farzları yapmak da ezer. En çok aynı şekilde mesela ibadetler içerisinde namaz ibadetinin o secde bölümü. Hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü başını yere yiyor ya. Halbuki başını dik tutuyor. Kimseye boyun eğmeyecek ya. Orada çıldırıyor. Ama Cenab-ı Hak onu da öyle yaratmış. Onun vazifesi de o. Dolayısıyla biz İmam-ı Rabbani Kudüs'ün buyurdukları gibi sünnet-i seniyeyi, yani İslamiyet'i doğru olarak öğrenir. Ona ittiba edersek nefisle mücadele etmiş oluruz. Yoksa nefisle mücadele etmek, eline tesbih almak, Allah Allah demek değildir. Oradan da vurur ve kandırır. Ama beş vakit namazı kılmak nefsi kırar. Haramlardan sakınmak, mekruhlardan sakınmak nefsin tepesine binersin. Dedikodiden, gıybetten, bunlardan uzaklaşmak insanı korur ve kontrol altında tutar. Mektubatta devamlı sureti okumak ihlası artırır. Haramlara karşı soğukluk meydana getirir buyuruyor Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh. Dinleyicimizin bir şeyi daha var. Onu da sorayım da öyle cevap verin isterseniz, devam ediniz. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh demiş dinleyicimiz. Buyurmuşlar ki insanların nefsi mücessem olmuş. Hı hı. Siz de anlatıyorsunuz ya, ondan bahsediyor. 124 binden ziyade peygamber ahir zaman fitnesinden Allah-u Teala'ya sığınmışlardır. Bunu da soruyor. Yani biz ne yapacağız o zaman? Ahir zaman fitnesinden nasıl kaçınacağız, nereye sığınacağız diyor. Çok şükretmek lazım. Neye lazım? Cenab-ı Hak iman vermiş, ehl-i sünnet itikadı vermiş, sevdiklerinin sevgisini vermiş. Biz bunlara dört elle sarılacağız. Ve bunların yazdıklarına, buyurduklarına ittiba etmeye çalışacağız. O zaman koruma altındayız. Onların koruması altındayız. Dolayısıyla bir şey olmaz. Fırtına kuvvetli dışarıda. Yani hani Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri İstanbul Boğazı'nı gösteriyor. Küfür böyle akıyor diye. Bir Müslüman da işte saman çöpü gibi bunun karşısında. Dolayısıyla böyle durumlarda ehl-i sünnet itikadında olanlarla omuz omuza vermek, beraber olmak, üç kişi, beş kişi, iki kişi neyse bir araya gelmek ve bu kitaplara sarılmak. Bu kitaplara sarılıp bu kitapların bildirdiği şekilde hareket edilirse Allah-u Teala yardım eder. Kesin mi? Kesin. İster Everest'in tepesinde ol, ister Sahra Çölü'nün ortasında ol, istersen Hint Okyanusu'nun ortasında ol, fark etmez yani. Nerede olursan ol. Allah-u Teala mekandan münezzehtir. Dolayısıyla kola şah damarından daha yakınım buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için bu ahir zaman fitnelerinden de, bu zulmetten de bizi koruyacak ehl-i sünnet alimlerin hayatları ve kitaplarıdır. Buna sığınırsak Cenab-ı Hak bizi korur ve o büyüklerin himmeti de eksik olmaz. Ahir zaman fitnesi deyince ne anlamamız lazım? Gördüğümüz her şey mi mesela? Sokağa çıkıyorsunuz, bir olumsuz bir şeyle karşılaşıyorsunuz, dine uygun olmayan bir şeyle karşılaşıyorsunuz, ne bileyim işte savaşlar var, bilmem ne, insanlar öldürülüyor filan. Böyle gördüğümüz her şey mi? Şimdi zaman ahir zaman çünkü. Hı hı. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün Hindistan'dan, Hindistan'ın Panipat şehrinden bir kitap geliyor. Kitap da Senaullah Panipati Hazretleri. Panipatlı olduğu için Panipati Hazretleri deniyor. O zatı yazmış ve mübarek okumuş, okuduktan sonra da bir şeyi merak ediyorduk. Bu zat açıkça yazmış buyurmuşlar. Yani bu kadar kitap var, bu kadar aynı şekilde İslam alim gelmiş ama insanlar gübür gübür şeye gidiyor, cehenneme gidiyor. Yani İslamiyet'ten uzaklaşıyor, bunun sebebi nedir diye. Orada o zat yazmış, kıyamet yaklaştı, insanların kalitesi düşecek. İnsanların kalitesi düşecek. Şimdi mesela siz bir şey anlatıyorsunuz. Biz de anlatıyoruz, programda bir şey anlatıyoruz.
programlar çıkıyoruz. Dışarıda her zaman karşılaştığımız telefon. Siz böyle dediniz. Öyle demedik. Adamın anlayışı kıt. Ve bunu şimdi sosyal medya var. İşte Osman Ünlü dedi ki, Mustafa Toköz dedi ki, bunlar dini işte yıkacaklar, yok edecekler falan. Faiz haram değil dediler. İşte tam bir fitne yani. Halbuki öyle denmedi. Adam öyle bir yayıyor ki, çünkü onun gibi aklı kıt, yani ondan sonra sürat-i intikali zayıf, anlayışı aynı şekilde berbat olan, o kadar çok kimse var. Ooo öyle mi falan, araştıran falan yok. Oblululululul falan bakıyorsun. En iyi tabirle millet hazan yaprağı gibi. Rüzgar nereden gelirse. Şimdi böyle olunca, şimdi fıkra ya bu. Tavşan kaçıyormuş Afrika ormanlarında. E demiş, nereye kaçıyorsun? Demiş, zebraları avlıyorlar. Sen de bir zebra değilsin ki. Vallahi de bir zebra olmadığını ispat edinceye kadar demiş, postu deldiririm. Doğru. Tedbir. Dolayısıyla ahir zaman böyle bir şey. Ahir zaman böyle bir şey. Hani bir zamanlar bizim talebe ikillerimizde anlatılıyordu falan da, sen bana ördek dedin. Ya niye, nereden çıkardın bunu? Sen yağmur yağacak dedin ya. Bulutlara bakıyorum. Yağmur seviyesine inmiş. Tahmini olarak senelerdir gördüğüm şey itibariyle yağmur seviyesinde yağmur yağma ihtimali kuvvetli, yağmur yağacak, oradan söylüyorum. Yok. Yağmur yağınca su birikir. Su birikince göletler olur. Gölde de ördekler olur. Sen bana ördek demek istedin. Ayrıca birinci taşın. Aklıma bir fıkra geldi de. Müsaade ederseniz onu anlatayım. Kadın kocasını boşanma davası açmış. Hakim de sormuş, niye boşanıyor kocanı, niye istemiyorsun? 6 ay önce demiş, bana su aygırı dedi demiş, tamam mı? Demiş, 6 aydır niye bekliyorsun o zaman falan. Su aygırını yeni gördüm demiş. Neye benzediğini görmüş. Hani bir de şey var ya. Temel Yahudi pataküte pataküte aynı çekişen var. Demişler, ne suçun var, ne oldu falan. Siz demiş, İsa Aleyhisselam çağırmaya gelmişsiniz. O demiş, 3000 sene önceydi. Ben yeni duydum demiş. Ben yeni duydum. Dolayısıyla ahir zamanda anlayış kıt. İdrak zayıf. Ondan sonra bilgi yok. Altyapı yok. Demin güzel bir misal verdiniz. Yani bu sonbahardaki işte gazel yaprağı gibi patır 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 hazan mevsiminde böyle iniyor. Herkes aynı şekilde. Ufak rüzgarda. Özür dilerim de hani koyun gibi desen adamlar alınıyor. Ama koyun bile aynı şekilde masumane bir hareketi var. O bile değilsin yani. O bile değilsin. Dolayısıyla parmağını kaldırsan büyük hadiselere sebebiyet verir. Çünkü anlayışı kıt insanlar var. Evet. Anlayışı kıt insanlar var. Her an bir bakıyorsun yani canlı bomba her tarafta dolaşıyor. Bu sözde olur, davranışta olur, bilmem neyle olur. Olmuyor mu ya? Ya çocuk okula gidiyor falan. Öğretmen gayri ihtiyari bir kızmıştır. Vay efendim işte, işte birisi fotoğraf çekmiştir. Bak şimdi sana bir tane vururum falan. İşte döve döve öldürdü. Vurmamıştır mesela öğretmen. Oluyor da öyle. Ha, vuran da çıkıyor da. Hani bir bakıyorsun falan. Haydi paldır küldür öğretmeni alıyorlar. Başka bir tarafa gönderiyorlar. Fitne değil mi bu fitne? Fitne nedir? Fitne insanları rahatsız etmek. Fitne insanları aynı şekilde ürkütmek. Onlara eziyet etmek, sıkıntı vermek demektir. Dolayısıyla sıkıntı verecek yani canlı bomba dolu. Hani Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh mücessem olmuş artık yani nefs. Yani nefs evet. Herkes nefsine göre hareket ediyor. Şurada bize yakın Yeşilköy havaalanının altında 2 sene önce değil miydi? Adamlar aynı şekilde arabayı durduruyorlar. Yaşlı bir adamı çıkarttılar. Levyeyle bilmem nelerle baltalı patır kütür patır kütür. Adam aynı şekilde arabasının içerisinde neymiş? Geçerken bir korna çalmış adam. Nasıl bizim gibi adama korna çalarmış? Yaşlı bir adam aynı şekilde dövdüler. Ölümüne bir sebebiyet verdiler. Öyle bir şeyler olduydu. Haberlerde geçmişti. Dolayısıyla ahir zamanda bir de din adamı kılığında şaklabanlar çıkacak. Onlar artık her türlü şeye izin veriyorlar. Her türlü şeye. Yap canım, ne olacakmış canım falan. Onları boş ver canım falan. Namazı boş ver, orucu boş ver falan. Önemli olan işte sevgidir. Allah'ın varlığını, birliğini bilmendir falan. Yahudi olsan, Hristiyan olsan, bilmem ne olsan hepsi aynı şekilde Allah kuluna azap etmez diyen bir sürü zındık, cahil de türüyecek. Altyapında olmayınca bunlar sende var olan birazcık imanda alıp alıp götürecekler. Babaannem anlatırdı nenem. Dedem medreseli bir kimse. Yani evliyalık halleri de anlatılırdı dedemin. İşte o günkü insanların anlayacağı şekilde bir ifade kullanmış. İşte ahir zaman eşeği çıkacak.
Herkes onun peşine takılacak, imanını kaybedecek falan. O sana nenem rahmetli demiş ki, ben demiş onun peşine takılmam. Herkes önce sen gidersin. Rahmetli bana öyle diyordu derdi nenem anlatırken. Herkes önce sen gidiyorsun. Niye? Çünkü nefsin hoşuna giden, nefsin hoşuna giden çalgısı çulgusu bilmem nesi falan filan. Şimdi sosyal medya. Aa kim ne yazmış? Aa hangi fotoğrafı yapmış? Aa bak bak burada ibretlik bir şey yapmış. Aa şurada şunu yapmış falan filan. Gitmiyor onun peşine. Biraz önce de aynı şekilde onun üzerinde durmadık mı durduk. Allah-u Teala Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnesinden muhafaza eylesin inşallah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.